Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yine süper bir Euro Truck Simulator içeriğiyle daha karşınızdayız abi. Aracımız Renault Premium, arkada LPG'miz var. Yaklaşık 21 ton ağırlığında olması lazım arka tarafın abi. Yine Grand Utopia haritasındayız ve 1.40 sürümündeyiz. Gerçekten bana yeniden oyunu sevdiren sürüm abi. 1.40 grafik ve nasıl desem ya, gerçekten oyunda çok fazla değişen şey var gibi hissediyorum. Neden böyle bilmiyorum ama yola çıkalım. Bugün harika bir yol keşfettim. Sizi süper bir yola sokacağım. Orman yollarından gideceğiz. Dar, ince orman yolları ve grafiklerin gerçekten çok ön plana çıkıyorlar. Bu yolları kesinlikle görmenizi istiyorum. Arkadaşlar ufak bir ricam var. Şu sürüşe başlamadan önce tam ekrana tıklamadan bir videoyu beğenirsek gerçekten çok memnun kalırım. Bir beğenin, bir şey deneyeceğim abi. Bir şey deneyeceğim, bir beğenin abi tam ekrana geçmeden. Herkes bir videoyu beğendiyse, tam ekrana geçtiysek Aykut Baba çıkar. Hadi bakayım şuradan şöyle bir sinyalimizi verelim. Bir saniye. Allah. Gel abi. Araç basık bu arada arkadaşlar. Önden İzmir işi. Kafa yerde ama arkayı da benim Dorse bastı zaten. Hemen hemen eşitlendi. Bu arada arkadaşlar, kanalda daha önce Renault çektik mi hatırlamıyorum ama yani çektiysek de büyük ihtimalle en az kullandığımız araçlardan bir tanesidir Renault. Çaktırmayın, çaktırmayın abi. Ufak bir aksilik yaşandı. Of, ama arkadaşlar bir sorun niye yaptım? Bir sormuyorsunuz ki. Bir sorun, oraya niye vurdum diye sorun bana. Arkadaşlar şimdi ben tamponu takmazsam, işte o takmazsa, bu takmazsa, yani bu kaportacılar nereden para kazanacak? Hani o açıdan düşünün abi. Yani ben tamponu takacağım ki, dur bakayım bir şey var mı? Yok yok, tamam. Tamam, sıkıntı yok ya. Dur bakayım, select farlar çalışıyor. Tamam. Baksana. Tamam abi, herhangi bir problem yok ya. Yani şimdi ben takmazsam, o takmazsa, bu takmazsa, yani bu piyasa nasıl dönecek? Bu kısır döngü nasıl devam edecek abi, anladınız mı? Ben o yüzden vuruyorum yani. Siz de beni kaza yaptım falan zannediyorsanız çok yanlış düşünüyorsunuz yani. Şuradan bir çıkalım abi şehir içinde. Anam o ne lan? Dayı öleceksin, öyle bir geçiş yok la. Allah, tamam yaya geçidindesin ama adamın içinden geçtim be. Allah, manyağa bak ya. Neyse arkadaşlar, şimdi şuradan şehir içinden çıktıktan sonra orman yollarına dalacağız. Ben gireceğiniz yeri zaten size göstereceğim az ileride. Oradan sonra benim bahsettiğim o güzel yollara oldukça yakın olacağız. Ki bir yer var abi, böyle tam böyle ağaç. Bu arada ışıklandırmaların falan bir farkına farkına varın abi, bak 1.40'dayken. Diğer araçların vermiş olduğu sinyaller, yapmış olduğu selektörler. Bu arada Mersin Villa Turizm'in yanından geçtik. Ya ben hiçbir cümleyi bitiremiyorum, farkında mısınız? Cümleden cümleye atlıyorum şu an. O kadar çok şey anlatmak istiyorum ki. Hem bu sürüm hem haritayla alakalı. Bahsettiğim yollara da girdik bu arada. Şöyle inceden Renault Premium'una bir basalım abi. Bakalım bir Renault'u test edelim. Bu arada direksiyonda inanılmaz bir titreşim var. Hatta benim kamerayı da titretiyor. Buradan görüyorum abi. Ya bu Renault'da oluyor galiba sadece. Çünkü hani diğer araçlarda kullanırken ben bu kadar titrediğini hatırlamıyorum bu direksiyon. Veya rölantiyi çok mu düşük tutuyoruz? Ondan da olabilir abi. Ondan da olabilir. Oo, yollara bak. Yollara bak diyorum. Buradan geçiyoruz abi. Vites küçültmekten bir hal oldum ya. Vites küçültmekten bir hal oldum valla. Renault'cum ne yapıyorsun ya? Hadi. Hadi. Hadi Renault'cum. Valla yakışıklı olduğun kadar biraz da performanslı olman lazım Renault'cum, lütfen. Böyle olmaz. Baksanıza abi ya. Görüntü gerçekten çok güzel. Şimdi birazdan gireceğimiz yere zaten hasta kalacaksınız. Gerçekten hasta kalacaksınız birazdan gireceğiniz yere. Çok hoşunuza gidecek abi. Renault'u biraz zorluyorum arkadaşlar. Renault'u birazcık zorluyorum. Şöyle bir dörtleri de yakayım mı? Gerçekten güzel ya. Gerçekten 1.40 zevk veriyor abi. 1.40 candır arkadaşlar. Şu grafiğe bakar mısınız? Şu etraftaki görselliğe bir bakar mısınız ya? 1.40 gerçekten zevk veriyor yani. Renault zaten ayrı bir zevk veriyor. Yani bu arada Renault'un fanları gerçekten var arkadaşlar. Tabii ki her aracı seven var ama Renault'un fanları böyle daha da bir bağlı Renault'a yani. Öyle bir şey var diye biliyorum. Öyle bir şey olduğunu biliyorum yani. Şimdi buradan bir yerden bir sağa döneceğiz arkadaşlar. O sağ dönüşü yaptıktan sonraki yola ben gerçekten hasta kaldım. Burayı tamamen tesadüfen keşfettim bu arada.
Normal böyle haritada etrafa bakarken hani ne yapabilirim, ne edebilirim diye burayı keşfettim. Benim çok hoşuma gitti. İnanıyorum ki sizin de hoşunuza gidecek yani. O yolla alakalı yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Ya burası bile güzel, baksana abi. Sadece benim araba çekmiyor şu an. Şu an tek sıkıntı benim arabanın çekmeyici. Sürekli vites küçültmek zorunda kalıyorum. Sürekli vites küçültmek zorunda kalıyorum. Aha, yürü be Renon. Yürü be, Allah'ına kurban. Aynen, buradan şimdi dönüşümüzü yapıyoruz. O güzel yollar, o güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Güzel günler yakın, meşalelere yakın abi. Bir saniye. Aynen. Aynen, buradan şöyle bir... Allah! Tırımı çeviriyorum be mübarek. Tırımı çeviriyorum. Ya yolu övdüğüm kadar haklı mıyım bilmiyorum ama buradan itibaren arkadaşlar benim gerçekten hoşuma giden yollar buralar. Buralar abi. Ya yolu övmek konusunda haklı mıyım? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Anam, çekemedik. Çekemedik. Abi tonaj da fazla. Tonaj da fazla yani. 21 ton ağırlık var. Renault'a ağır geliyor yani. Yapacak bir şey yok abi. Yani yolu övmekte haklı mıyım? Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda bir belirtelim. Yollar güzelse eğer abi. Yani fikirlerinizi, yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın ki zaten tüm yorumları beğeniyorum, kalp bırakıyorum. Okuyorum yani. Hepsine cevap yazmasam da tüm yorumları okuyorum arkadaşlar. Daha çok böyle sizin yani yönlendirmelerinize göre hareket edebiliriz yani. Mesela bu haritada video çekmeye devam edebilirim. Grand Utopia'nın gerçekten çok güzel noktaları var. Direksiyonu çok vuruyor bu arada yol. Yol güzel olduğu kadar da bozuk. O yüzden basmıyorum abi. Baksanıza ya şu grafiklere. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok abi. Görüyorsunuz yani. Salına salına gidiyoruz abi. Allah'tan karşı... Of direksiyona nasıl vuruyor ya. Ya gerçekten hem Renault'un motor titreşimi çok fazla arkadaşlar. Hem de yolda da böyle ufak tefek eğim olunca ister istemez direksiyona çok fazla vurmaya başlıyor yani. Baksanıza ben direksiyona dokunmuyorken... Özellikle bak şu virajlarda falan bayağı bir hissettiriyor yani Renault. Bas be. Dur şu Renault ile bir hız denemesi yapalım arkadaşlar. Valla 20 ile 30'da gitmekten yola gidemiyoruz ha. Bir hız denemesi gelsin abi. Hadi Renault benim. Yapış koçum. Şimdiye kadar seni kötülememin tüm hırsını çıkart benden hadi. Bas. 50 dedi abi. Renault kaç görür sizce arkadaşlar? Devamını izlemeden bir yorumlara yazın bakın. Devamını izlemeden bir yorumlara yazın sizce Renault kaç görür? Hadi güzelim. Hadi koçum, hadi aslanım. Şu anda 67 dedi. 68 dedi. 70'e dayandı Renault. Renault 70'e dayandı arkadaşlar. Yürü koçum, Allah'a kurban be. Bas. Oy. Güzel viraj kesmeye başladık ha. Hop. Burası lan. Burası keskinmiş. Burası keskinmiş abi. Burası keskinmiş. Arabayla birlikte ben de dönüyorum şu an arkadaşlar. Arabayla birlikte ben de dönüş yapıyorum. Tamam, vites küçültmeyeceğim abi burada. Bir ara gaz vereyim mi pek size? Allah be, yürü Allah'ına kurban Renault. Yapış. Yapış abi. Yapış, 70 dedi. 75 dedi, 80'e dayadık abi Renault'u. Tamam sakin. Sakin, biraz fazla bastık sanki arkadaşlar. Biraz fazla abarttık sanki. Bu kadar abartmaya gerek yok. Bir tır sürücüsü olduğumuzu unutmayalım. Allah, biraz sert giriyorum virajlara farkında olmadan. Abi Renault iyi güzel de böyle biraz daha basit kalıyor sanki diğer arabalara göre ya. Şimdi bunu dediğim için linç yemeyeyim arkadaşlar Renault fanlarından ama Renault'u da beğeniyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Allah. Bir saniye dur, buradan nereye gidiyorduk? Sola gidiyorduk herhalde ya. İnşallah doğru gidiyorum bura. Umarım karıştırmamışımdır. Ben böyle hatırlıyorum ama.
Aynen geldik abi. Geldik, çok da bir şey kalmadı arkadaşlar. Aynen. Dur bakayım, şurası stop diyor. Sağımıza solumuza bakalım. Burası serbest, burası da serbest. Oo, otobüsler kal. Anam ne oluyor lan? Konya Ereğli arkadaşlar. Konya Ereğli değişik hareketler yapıyor bakın. Konya Ereğli turizm ha. Arkasında da Beydağı turizm var arkadaşlar. Konya Ereğli Beydağı turizm, vay be. Ulan bizim memleketleri görmek gerçekten oldukça sevindirici. Abi şu, hatta şuraya kadar çıkacağım bakın. Hedef noktamız burası arkadaşlar. Bu benzinliğe geliyorduk. Araç güzel dursun diye buraya kadar çıkartacağım. Ah. Tamam. Tamam abi, artık ne zaman indir derlerse yükü yani. Şöyle dörtlerimi de yaktım. Evet arkadaşlar, bir Aykut küçük videosunun daha burada sonuna geliyoruz. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen size zahmet çıkmadan şöyle bir beğeni atmayı ve video ile alakalı, yolla alakalı, sürümle alakalı, haritayla alakalı, benle alakalı yorumlarınızı belirtmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki Aykut Küçük videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sen kalın.